Hacıray'da Galatasaray'da gündemdeki isimlerden bir tanesi. Şimdi tabii sezon sonu için bir planlama mı olur, şimdi mi olur? Konuşulan nokta bu. Yani şu an için tabii transfer 5 Mart'a kadar açık Aynen. çünkü ama hani Galatasaray'ın Hacıray'ı sınıflandırdığı nokta ne olur? O yüzden sezon sonu dedim. Çünkü eğer az önce konuştuğumuz üzere Icardi ayrılığı yaşanırsa Galatasaray'da Hacıray forvet rotasyonundaki isimlerden birisi olur. Sanki hani ilk tercih olmaz gibi geliyor bana. Çünkü orada bir Gomis ayrılığı Aynen. da söz konusu Büyük olacak. ihtimalle. Ama şimdi 3,5 milyon euroluk bir ilk teklif var. O teklif reddedilmişti. Şu anki teklif ne olacak? Antalyaspor kabul edecek mi bilmiyorum ama Antalyaspor'un aldığı en ciddi teklif Lokomotiv Moskova'dandı. 9 milyon Aynen. euroya yaklaşan bir teklif ama Hacıray gitmek istememişti. Bakalım şimdi neler olacak hep birlikte göreceğiz. Yani Galatasaray'ın çok acayip bir kadro derinliği var. Yani bu Alanya maçında çok net gözlenmedik. Okan Hoca iki ayrı 11 oynattı her iki yarıda ve dışarıda kalan da oyuncular vardı ayrıca. Mertens yoktu, Matias Ros falan yoktu yani. Öyle bir kadro derinliğinden bahsediyoruz. Ama bence forvet rotasyonunda ciddi bir problem var. Yani şu anda baktığımız zaman Icardi ve Gomis gözüküyor orada. Evet, yan aktörler de var. İşte Mertens orada oynayabiliyor, Barış Alper oynayabiliyor. Hatta Okan Hoca'nın kafasında Zaniolo'yu da bazen orada oynatmak olabilir. Ama bu saydığım 3 oyuncunun gerçek pozisyonu değil burası. Ve Galatasaray'da olası bir Icardi sakatlığında, şu futbolun içinde bunlar var. Bence çok ciddi bir şekilde zarar görür Galatasaray bundan. Hatta şampiyonluğa bile mal olabilir bu sakatlık. Çünkü şu net gözlemliyoruz ki Gomis, evet, inanılmaz bir performans gösteriyor şu ana kadar. Belki de beklentilerin çok üstüne çıktı ama 25-30 dakikanın üzerinde oynayacak fizik kalitesi de şu an yok. Bu çok net. Yani Allah korusun Icardi'ye bir şey olsa Galatasaray'ın hücum bölgesinde üreticiliğinde büyük bir problem yaşanır. Yani orada Gomis o işi götüremez. Uzun süreli Kesinlikle olarak. götür. Yani 4-5 haftalık bir ayrılıktan bahsedersek veya 2-3 haftalık o bile olabilir. Gomis o işi götüremez. O çok net. Bence Galatasaray'ın mutlaka bir forvet alması gerekiyor şu an için. Yani bir rotasyon oyuncusu. Icardi'nin arkasına durabilecek bir oyuncu alması gerekiyor. Hacıraet olur mu olmaz mı bilemiyoruz tabii ki. Benim şahsi fikrim Hacıraet bence Galatasaray'ın oyuncusu değil. Benim beğendiğim bir oyuncu değil. Şimdi biz bazen Anadolu kulüplerinden oyuncular böyle transferde ismi geçerken hep böyle istatistiklerine bakıyoruz. İşte kaç gol atmış, kaç asist yapmış. Ama oyuncuları çok net izleyemiyoruz veya gözlemlemiyoruz. Şimdi Hacıraet topsuz alanda ne yapıyor? Top rakipteyken pres yapıyor mu? İşte alan değiştiriyor mu? Savunma arkasına koşu atıyor mu? Bunları tabii ki herkes gözlemlemiyor. Hacıraet bence Galatasaray'ın oyuncusu değil. Yani ama yönetimin şu anda böyle net bir ilgisi var. Orası doğru. Şu an için hatta almak istiyorlar. Ama tabii Antalyaspor'un da istekleri bir hayli fazla. Dediğin gibi onlar da 8-9 milyon euroları gördükleri için yani bu rakamların altına inmek istemiyorlar. 5 Mart'a kadar süremiz var ama bence Galatasaray'ın mutlaka bir forvet transferi yapması gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben Hacıraitin 5 Mart'tan sonra Antalyaspor forması giyeceğini düşünmüyorum. Yani bilgi değil, tamamen tahmin olarak söylüyorum. Bakalım göreceğiz. Taner, sence Hacırait Galatasaray adına doğru isim mi? Yani ismin doğruluğunu tayin etmek katılıyorum. Kolay bir iş değil. Oyuncunun performans olarak incelediğimiz zaman birincisi güçlü bir fiziğe sahip olması şöyle bir artı kılıyor. Şimdi siz Antalyaspor'dayken rakiplerin hücum adamlarınıza karşı duruşu farklı, Galatasaray'dayken farklı. Antalyaspor'dayken son adımı rakip bir adamla karşılarken Galatasaray'da iki adamla karşılıyor gibi o durumlar var. Zaten hani mesela Wagner Love'ı hatırlayalım. Alanyaspor'dan Beşiktaş'a gelen aynı durum. Aynen. Mesela mükemmel bir Alanya performansı ama Beşiktaş'a geldikten sonra olmamıştı. Cagney var. Bazı futbolcular, Cagney keza, bazı futbolcular bu tarz ikili üçlü preslere karşı yeterince performans veremiyorlar. Ve bu tarz takımlara geldiğiniz zaman ise Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe rakiplerin temel beklentisi sizden gol yememek olduğu için de rakip adamlarınızı yani sizin adamlarınızı rakip çok daha fazla adamla savunuyor. İşte bunu delebilecek bir oyuncu mu Hacıraet? Sanki biraz delebilecek bir isim gibi geliyor. Şimdi istihbaratlarına güvendiğim Ömer Faruk Özcan Sabah.com.tr editör o da bana göndermiş şimdi özel haberim diye. İkinci görüşmeden şöyle bir detay paylaşmış. 7,5 milyon euroya çıktığını söylüyor Ömer Faruk Özcan. Teklifi yani 3,5'tan 7,5 ama senin de bahsettiğin gibi Lokomotiv Moskova'nın da 9 milyon euroluk bir teklifi var. Aynen. Yani burada oyuncunun da tercihi ne taraf olacak? Ama o teklif ona da bakmak şöyle lazım. Değil. Oyuncu Rusya'ya gitmek istemedi. Çünkü o yüzden 7,5'luk zaten o teklifi hemen kabul edecek. O yüzden de 7,5'luk teklifi kabul etme ihtimali var.
taksitli bir teklif sunulduğundan bahsetmiş Ömer Faruk Özcan. Ama bu teklifi kabul edecek mi Antalya, ona da bir bakmamız lazım. Ben açıkçası devre arasında bu teklifi kabul edeceğini düşünüyorum ama Galatasaray'ın da bu konuda elinin sıkışık olduğunu farkında Antalya tarafı. Neden farkında? Çok güzel açıkladık zaten burada. Icardi dışındaki oyuncularla ilgili bir soru işareti var Galatasaray'da. Yani olası bir kriz ortamında, sezon şampiyonluk yolunda ilerlerken olası bir sakatlık vesaire durumlarında şampiyonluğu vermek istemiyorsanız, bu avantajı yitirmek istemiyorsanız, Icardi yokken hemen oraya girebilecek. Icardi oyundan düştüğü zaman oyuna dahil olabilecek. Zaman zaman Icardi'nin yanında ya da Icardi'yi kestiğiniz zaman oyuna dahil olabilecek bir isim bulmanız lazım. Gomis bu adam çok değil gibi gözüküyor. Hiç. Evet, belki sezonun geride kalan bölümünde bu performansı Gomis gösterdi. Ama hep böyle bir stresle, yani taraftarın ya da Okan Buruk'un kafasını yastığa koyduğu zaman ya acaba sakatlık olur mu? Acaba 15 dakikayı çıkartır mı? Acaba yarım saat çıkartır mı? Endişesi duymaması lazım. Evet. Hacı Wright böyle bir adam. Bu endişeyi size yaşatmaz. Ve kafanız rahat olur. Ve Hacı Wright'ı eğer kadroya bugün katarsanız eğer, bu performansını devam ettireceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki sezon içinde çok önemli bir değeri kadronuza almış olursunuz. Şu an çok kısa yani, bir ekleme yapabilir miyim? Sözünü kesin, kusura bakma. Yok. Yani bir kere hiçbir transferi maliyetinden bağımsız değerlendiremeyiz. Yani tabii ki oyuncu performansı, kalitesi önemli ama onu ne kadar mal ettiğiniz de önemli. Şimdi siz Hacı Wright'ı eğer 2-3 milyon euroya alabiliyorsanız bu güzel bir transfer olabilir rotasyon için. Ama siz rotasyona koyacağınız bir oyuncu için 7,5 milyon euro vereceksiniz. Bu bence ciddi bir yöneticilik hatası olur. Yani bugüne kadar Galatasaray yönetimi çok ciddi başarılar sağladı transferde. Hem mali anlamda hem de oyuncuların kalitesi anlamında. Ama Hacı Wright transferi bu konuşulan rakamlara biterse eğer, ben ciddi bir hata olarak görüyorum bu işi. Şimdi ben bakalım. De Antalya Spor cephesinden bakmış olayım. Şimdi Bertu'yu almışken Hatay Spor'dan Antalya Spor. Orada bir de Sam Larsson ismi var oynayabilen. Hani Hacı Wright'ın ayrılığı noktasında düşünüyorum. Şimdi böyle bir planlamanız varsa ki kanatlardan Enda Nakajima da orada oynayabilir. Aynen. 7,5 milyon euro bence çok iyi bir teklif. Yani 9 milyon euroluk bir teklifi oyuncu kabul etmedi ve aşağı yukarı artık Avrupa'dan öyle bir teklif gelmesi zaten mümkün değil. Çünkü zaten transfer dönemi Avrupa'da kapandı. Diğer kulüplerden de yani diğer ülkelerden de çok mümkün görünmüyor. O yüzden 7,5 milyon euro her ne kadar taksitli de olsa bence ideal gibi Antalya Spor adına. Ki Antalya Spor'da Bertu'yu kullanmak isteyecektir hücum aynen. hattında diye düşünüyorum. Kiralık gerçi ama yani... Kiralık ama hani bu sezonun kurtaracak. Planlaması adına. Aynen. Yani Antalya Spor'un bu teklifi kabul edeceğini ben düşünüyorum eğer teklif bu şekildeyse. Zaten çok da süremiz yok. 5 gün içerisinde göreceğiz. Göreceğiz, evet, net göreceğiz. Bakalım neler olacak. Antalya Spor, Hacı Wright ve Galatasaray üçgeninde hep birlikte göreceğiz. Şimdi tabii iyi haberle devam edeceğiz. Malum depremzedelerle sporcuların ilişkisini birçok kez bu dönemde ekrana yansıttık değerli izleyenler. Ve işte o noktada ortaya çıkan bir tanışmışlık daha. Kahramanmaraş'taki depremde babasını kaybeden Muhammed Akyol enkaz altından saatler sonra çıkarılmıştı. 13 yaşındaki Muhammed'in en büyük hayallerinden birisi futbol ve Galatasaray.